Akkoç Lojistik'in sunduğu 2. Lig Futbol Dosyası başlıyor. Sevgili TV6 izleyenleri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İkincilik futbol dosyasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Aynı zamanda sezon finalimizle karşınızdayız. Bu haftada oldukça keyifli maçlar oynandı, şampiyonluklar yaşandı. Bazı düşmeler yaşandı. Ne yazık ki sevinç bir yanda, hüzün bir yanda oldu. Öncelikle yorumcum Mert Dokuzoğlu'na dönmek istiyorum. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Mert'ciğim nasıl geçti haftan? Neler yaptın? Valla yine dediğim gibi senle bir önceki programda da Women Gold'de de bu hafta beraberdik. Evet. Orada da sezon finalini yaptık. İkinci ligde de sezon finalini gerçekleştiriyoruz. Yani 38 hafta dop dolu geçti. Bir sürü maç seyrettik. Tüm takımlar, çıkanlar, düşenler gerçekten heyecanlı, zevkli bir sezondu. Ve kalitesi yüksek bir futbol seyretti izleyiciler. Özellikle son haftalarda maçların canlı yayınlanmasıyla beraber erişim de çok fazla oldu. Bu programın da reytingi çok yüksek. Açıkça sezon finali olmasına üzülüyorum ama yaz aylarında dijital içeriklerimizde yine izleyicilerimizin karşısında olacağız. Bugün de çok değerli bir hocamız konuğumuz. Evet, bu hafta stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Teknik direktör Mustafa Kaplan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Öncelikle beyaz gömleğiniz çok şıkmış. Çok teşekkür ederim. Parlıyorsunuz. Mustafa hocanın bana sözü vardı, beyaz gömlek alacağım diye bekliyorum hocam. İnşallah. Yayından sonra hemen alırız, sıkıntı yok. Hocam sizin haftanız nasıl geçti? Ben hafta sonu, ben genelde maçlara gittiğim için bu hafta Gençler Birliği U19 Manisa maçı vardı, onu izledim. Cumartesi günü. Pazar günü de Gençler Birliği Giresun Spor maçına gittim. Hafta sonunu böyle değerlendirdim. Sonra da ikincilikteki bazı maçların tekrarları vardı, onları izledim. Özellikle Etimesgut'u izlememiştim. Bir tekrar izledim nasıl düşmüşler diye. Bir de ona baktım. Hocam yani, sanki siz biraz Giresun'dan kopamıyor gibi misiniz ne? Yok, şimdi şöyle, biz U19 maçını seyredince Gençler Birliği'nin, Giresun'da benim sezon başı çalıştırdığım takımdı. Gençler Birliği de bizim evimiz, takımımız. Yani bir oyuncuların son durumunu bir göreyim dedim, Giresun Spor'daki bazı genç oyuncuların. Ondan dolayı maça gittik. Ben de o maçtaydım hocam. İyi direndi Giresun Spor, helal olsun diyorum. Ya bana göre Giresun Spor direndi ama Gençler Birliği biraz gecikti. Evet, çok pozisyona girdi. Harcadı. Hatta yanımda bir konu oldu. Bizim Gençler Birliği içerisinde beraber çalıştığımız bir eski yönetici abimiz vardı. Yatabare dedi, niye oyundan çıkmıyor dedi. Dedim ki Yatabare bugün oyundan çıkmaması lazım, oyunda kalması lazım. 8 dakika sonra Yatabare gol attı. Ondan sonra da döndü dedi ki demek hocalık böyle bir şey dedi. Öngörü de deyince aklımıza Mustafa Tabii ki de Mustafa geldi. Kaplan yani hocam. Bizim, gerçi bu biraz erken bir soru olur ya, şimdi sormayayım. Ya biz böyle maçları çok yaşadık. Ya şimdi mesela ikincilikte ben en son Bucaspor Erok maçına gitmiştim İzmir'e. Sonrasında da bir hafta öncesinde de Kastamonu Ahmet maçına gitmiştim. Ama ikincilik kalitesi çok düşük gördüm ben. Örnek mesela bu Bucaspor takımı çok kaliteli bir oyunculardan kurulmuş ama tempo olarak biraz düşüklerdi. Yani şimdi Ahmet Spor'un da Erok Spor'un da şampiyonluğunu da buradan kutlayalım. Mehmet Hoca, Mesut Hoca da. Ahmet Spor'un çıktığına da ben çok da sevindim açıkça söyleyeyim. Hatırlarsanız bir yayında da burada söylemiştim. Ahmet Spor sanki bunu hak ediyor. Kastamonu'nun başkanına da bir soru sormuştuk burada, Cengiz Bey'e. Yani 7 puan öndeyken nasıl 7 puan geriye düştüğünüzde. Ama ben o maçı seyretmeye gittiğimde Kastamonu'da stat full ama seyirci hiçbir şey yapmadı. Bir de maçın başına gelen erken gol Ahmet Spor'un şampiyonlukta çok büyük bir deplasmanda aldığı 3 puanla şampiyon oldu. Dediğim gibi bu hafta şampiyonluklar yaşandı, düşmeler oldu. Yeni gelen takımlarımız var, aşağıdan gelen takımlarımız. Ama öncelikle biz beyaz grupla bir açılışımızı yapalım. Beyaz grupta 38. haftada neler olmuş, kimler neler yapmış bir göz atalım. Serik Belediyespor 0, Esenler Erok Spor 6, Bursa Spor Van maçı yok şu an. Kırşehir 4,
1461 Trabzon 5, Kırklareli Spor 1, Zonguldak Kömür Spor 3, Buca Spor 3, Diyarbakır Spor 1, Adıyaman Futbol Kulübü 4, Hesilaç Afyon Spor 1, Beyoğlu Yeni Çarşı 3, Karacabey Belediye Spor 1, Ankara Demir Spor 5, Yeni Mersin İdman Yurdu 2, Altın Ordu 3, Ankara Spor 3. Evet, beyaz grupta puan tablomuz da bu şekilde. Esenler Erokspor 83 puanla gerçekten ciddi bir puan şampiyonluğunu ilan ettiği beyaz grupta. Geçen sezon aslında yarım kaldığı işi tamamladı diyebilirim ben Esenler için. İkinci sırada Van Spor, üçüncü sırada Buca Spor, dördüncü sırada 1461 Trabzon, beşinci sırada Ankara Spor, altıncı sırada Yeni Mersin İdman Yurdu, yedinci sırada Beyoğlu Yeni Çarşı, sekizinci sırada Karacabey Belediye Spor, dokuzuncu sırada Ankara Demir Spor, onuncu sırada Diyarbakır, on birinci sırada Kırklareli, on ikinci sırada Altınordu, on üçüncü sırada Hislaç Afyon Spor, 14. sırada Serik Belediyespor, 15. sırada Nazilli, 16. sırada Zonguldak Kömürspor, 17. sırada Kırşehir, 18. sırada Bursaspor ve 19. sırada Adıyaman. Beyaz grupta bu şekilde. Ya önce o zaman şampiyonluktan başlayalım. Keyifli konulardan bahsedelim. Esenler Erokspor şampiyonluğunu ilan etti. Evet, görselimiz de geldi. Esenler Erokspor'u buradan gerçekten ikincilik futbol dosyası ailesi olarak kutluyoruz. Hak edilmiş bir şampiyonluk, sezonun yorgunluğunu atmışlardır herhalde bu şampiyonluktan sonra. Birinci lige gönderdik. Bakalım seneye gelir mi gelmez mi bilemem tabii. Şu an Şanlıurfalı taraftarları da selam olsun buradan, bana yazıyorlar. Abla gelebiliriz sizin oralara diye. Geldim. Ama Erokspor gelmez. Gelmez mi? Gelmez, çünkü şöyle gelmez. Mesela ben ikisi bir görüşmem olmuştu benim bunlardan bir yıl önce. Hı hı. Çok kaliteli başkanları var. Hı hı. Çok da güzel bir tesisler yapılıyordu. Belki bitmiştir o tesisler. Geçen sene de zaten çıktıktan sonra, yani bu sezona geldiklerinde Erokspor'un yatırımı çok çok büyük olacak diye düşünüyorum. Yani birinci ligde de, yani ilk beşin içine, altının içine girerse kimse şaşırmasın. Yapı olarak, çünkü hazır bir kulüp. Bir de orada benim çok takdir ettiğim Umut diye bir genel menajerleri var. Hı hı. Yani işini iyi yapan bir arkadaş. Eşim Mehmet Hoca da yıllardır bu liglerde çalıştı. Takımı da şampiyon yaptı. Büyük bir ihtimalle devam da eder. Yani kadrosunun üstüne, benim Buca Spor maçındaki seyrettiğim kadrosunun üstüne 8-10 tane de transfer yapıp ligde iyi yerlere gelebilirler. Yani hak edilmiş bir şampiyonluk. Hı hı. Gerçi Buca Spor Erok maçı biraz sıkıntılı geçti ama yani o maçta işte verilmeyen penaltılar, şunlar bunlar bir söz konusu olmuştu. Ama Erok Spor şampiyonluğu hak etti. Mert'cim sen neler söylemek istersin? Zaten biz çok öncesinde hani şampiyon demiştik. Daha sonrasında bir beraberlik furyası vardı. Birkaç maç berabere kaldı. Daha sonra acaba Van Spor hani atak yaptı, şampiyon Van Spor olur mu dedik. Fakat 38 haftanın sonunda Esenler Erokspor'u şampiyon olarak gördük. Evet. Neler söylemek istersin Mert? Şöyle başlayayım. Esenler Erokspor'u ve Ahmet Spor'u şampiyonluklarından ötürü tebrik ediyorum ve birincilikte başarılar diliyorum şimdiden. Esenler Erokspor, aslında Mustafa Hoca anahtar kelimeleri söyledi. Yatırım, destek, İyi bir planlama ve kadro kalitesinin yüksekliği Esenler Erokspor'u bu sene ikincilikte şampiyon yaptı. Evet, zaman zaman durakladıkları anlar olmuştu ama bir kere winner diye tabir ettiğimiz bir hocaya sahipler. Mehmet Altıparmak'ın kariyerindeki 6. şampiyonluğu oldu. Alt liglerde, 1. ligde ve 2. ligde toplam şampiyonluk sayısı 6 oldu. Bu sayıya ulaşabilmek bir kere her teknik direktöre nasip olmuyor ve dolayısıyla Alper Karaman gibi, Mustafa Pekdemek gibi, Sertaç gibi birçok önemli futbolcuya da sahip Esenler Erokspor. Onun için sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunun altını çiziyorum. Sadece Buca Spor maçında bazı hakem yanlış kararları vardı. Bu aşikar. Neredeyse tüm futbol kamuoyu aynı fikirde. Keza son hafta Serik Belediye Spor'u 6-0 yendiler ama bildiğiniz gibi U19 oyuncularını 6-0 mağlup ettiler. Dolayısıyla aslında bu kadar güzel geçen bir sezonun ardından keşke Serik futbolcularının çağrısına kulak verilseydi Serik yönetimi tarafından ve maça A takımla çıkması, yani çıkabilseydi Serik Belediyespor, belki
bu şampiyonluğun üzerinde küçük bir gölge olmayacaktı. Yine de sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluktur. Ama keşke şu son hafta yaşanan olaylar olmasaydı. Ligin genelinde kırmızı grup çok daha heyecanlıydı Nurgül. Ama öyle bir son 4-5 hafta yaşadı ki beyaz grup. Düşenleriyle, çıkanlarıyla, içindeki hikayeleriyle, kararlarıyla gerçekten beyaz grupta neden ikincilikte bu kadar kaliteli bir grup olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Tekrardan tebrik ediyorum kendilerini. Ben aslında burada bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Yani evet, Serik Spor'un yaptığı tabii ki yanlış. Ama Serik Spor normal kadrosuyla çıksaydı da maç 6-0 değildi. O zaman 3-0 biterdi. Yani hiç gerek yoktu bunlara. Çünkü Erok Spor'un çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Evet. Yani demin Mert de saydı tek tek. Ya bir de ben Buca maçını canlı seyrettiğim takımda, yani burada beğendiğim oyuncular da var zaten ama Erok Spor sezonun başından beri geldi. Bir de biz kupada, Adana Spor'da ben çalışırken kupada da biz Erok Spor'u elemiştik 2-0. Hı hı. Ben o zaman Mehmet Hoca'ya söylemiştim. Bu ligin, bu yani bu grubun şampiyonu sensin. Hı hı. Ya mesela öbür gruba geçtiğimiz zaman evet, Ahmet Spor hak ettiği bir şampiyonluk aldı. Ve o yöre içinde Ahmet Spor'un çıkması da çok güzel oldu bana göre. Yani burada Kastamonu Spor bir adım öndeyken bir anda geri düştü. Kendi kendine şampiyonluğu kaybetti diye düşünüyorum. Ve bir de içeride oynadıkları Ahmet maçında maçı kazanmak için hiçbir şey yapmadılar. Yani Kastamonu takımı içeride oynamasına rağmen hiçbir şey yapmadı. Van Spor'a gelince şunu söyleyeyim. Yani Ümit Hoca'yı da ben burada kutluyorum. Yani Van Spor bir ara maddi sıkıntılar yaşadılar diye yazıldı, çizildi. Benim medyada takip ettiğim kadarıyla. Bütün o sıkıntılara rağmen ligi buralara kadar çok iyi bir şekilde getirdi. Belki de playoff'tan çıkacak takımlardan bir tanesi de Van Spor olabilir yani. Oradaki sistemi ya da maçları çok iyi kullanan, iyi analiz eden, iyi etüt eden, oyuncu kadrosunu iyi kullanan takım playoff'ta da zaten bir üst lige çıkar. Yani şimdi beyaz grupta son hafta çok aslında tartışmalı şeyler oldu. Tabii siz de bahsettiniz. Bir de bir önceki hafta, aslında bu hafta değil de, bir Nazilli Ankara Spor maçı oynandı. Doğru. O maçın da çok fazla nasıl diyeyim, konuşuldu, ses getirdi. İşte Nazilli Başkanı çıktı. Hani bizim, işte o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hani paramız yok buna, hı hı, gücümüz yetmez dedi. Mert, ne düşünüyorsun o olaylarla alakalı, ne söyleyebilirsin? Evet, şimdi önümdeki notlardan da yanlış yapmayayım diye bakıyorum. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, şike olayı yoktur kesinlikle dedi, karşılaşmada dedi. Tek puan yetiyordu ve ona göre bir futbol organize ettik dedi. Taraftara teşekkür etti. Yani şaibe olmadığını, şike olmadığını söylüyor Nazilli cephesi. Öte taraftan Zonguldak Kömürspor'un milletvekili düzeyinde mecliste de gündeme getirildi. Böyle bir konusu var bu konuyla alakalı. Şimdi maçın istatistiklerine baktığımızda sadece Ankara Spor'un kullandığı iki köşe vuruşu var. Gerisinde hep 0-0. Evet, insan bunu söylemeye dili varmıyor ve söylemeyeceğim de böyle bir şey olduğunu, ama açıkçası Türk futbolu bunlara alışkındır. Dilerim öyle bir şey yoktur. Çünkü bu süreçte Ankara Spor'da, Nazilli Belediyespor'da zarar görüyor. Tamam, küme Zonguldak Kömürspor düştü ama adlarının kirlenmemesi adına bu iki camia da önemli camiadır. Öyle bir şey olmadığı kanaatindeyim. Buna inanmak istiyorum deyip özetleyebilirim. Yani şimdi biraz şey bir konu gerçekten. Kötü bir konu yani. Konuşulması bile bence çok çirkin. Çünkü dediğin gibi, ama Türk futbolu bunlara alışkın. Var böyle şeyler. Umarım yoktur ama bir inceleme de başlatıldı sanırım. Başlatıldı. Ya ben şunu diyorum, hani ateş olmayan yerden duman da çıkmaz herhalde. Hani soruşturma başlatılacak ciddiyette demek ki. Yani umarım dediğimiz gibi bir şey çıkmaz. Çünkü korkunç bir şey. Hocam siz neler söyleyebilirsiniz? Ya ben maçı tabii ki gitmedim, seyretmedim de. Şimdi benim yorum yapmam çok doğru değil ama evet, böyle şeyler yazıldı, çizildi, konuşuldu. Ben sadece şunu söyleyeyim, yani böyle bir şeye bir gerek var mı? Bana göre gerek yoktu. Yani böyle bir şey oldu mu? Bence de yoktur diye düşünüyorum ben. Yani iki takıma da birer puan yetiyormuş diye konuştular. Şimdi futbolun içinde bazen böyle şeyler var. Eğer iki takıma da birer puan yetiyorsa, yani orada, ama Ankara Spor kağıt üstüne baktığın zaman Ankara Spor kazanacağı bir maçtı. Tabii. O da belki o gün genç oyuncularını oynattı. Playoff'taki sakatlanmasını istemediği oyuncuları oynatmamışlardır. Ama ben böyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bir kere, yani hem Ankara Spor tarafından hem Nazilli tarafından da bakmak lazım.
Aslında bu gruba baktığın zaman burada üzülecek takımların bir tanesi Bursaspor. Zonguldak Spor'da yıllarca Süper Lig'de oynamış bir takım. Zonguldak Spor zannedersem son dönem, son 200 senedir hep sıkıntılar yaşıyor. Bir geçen sezon iyi bir çıkışları vardı, öyle hatırlıyorum ben. Bir de Zonguldak Spor'da ben Şenol Başkan'ı çok iyi tanıyorum ben, Hakan Başkan'ı. Çok iyi bir insan. Yani çok kötü başladıkları bir sezonu iyi bir yerlere getirdiler. Yani keşke düşmeselerdi ama futbolda bunlar var işte. Düşenler üzülecek, çıkanlar sevinecek. Bazen işini sağlam yapmak lazım, garanti yapmak lazım. Sezon planlaması yaparken çok doğruları yapmak lazım. Yani kulüplerin, şimdi Ankara Spor playoff'ta. Zonguldak Spor küme düştü. Nazilli Spor ama böyle kümede kaldı. Nazilli Spor sezonu başlarken de büyük hedeflerine başladı yani. Ya bu tip şeylerin konuşulması bence hiç hoş değil yani. Yani keşke evet. Konuşulmasa, keşke böyle bir şeyler olmasa yani. Ya keşke konuşulmasa ama dediğiniz gibi hani Mersin dediği gibi biraz ona geliyor. Türk futbolu buna alışkın dedin ya. Ya o konulara girersek Türk futbolunun çok şey konuşmak lazım. Ya sadece evet. İnsan üzülüyor. Çok güzel ama bir sezon yaşanmış. Ama gerçekten yani. Ya şuna baksana. Son iki haftadır konuştuğumuz şeylere bakın hocam ya. Evet. Şampiyonluk konuşmamız gerekirken, playoff konuşmamız yani. Gerekirken son iki haftadır o mu şike yaptı, bu mu şike yaptı? Ankara Nazilli, Serik Erok. Bir de konuşmadığımız sen geçersin şimdi o konuya. Vanspor'un sahadan ayrılması. Evet, birazdan Feyyaz Başkanımız da hattımızda olacak. O da bize bağlanacak. Aslında Vanspor'a da ufak bir giriş yapalım. Çünkü hani birkaç dakika sonra da başkanımızı bağlayacağız. Şimdi Vanspor iki sezondur gerçekten iyi yatırımlar yapıyor. Bu sezona da gerçekten iyi bir kadroyla başladılar. Hani sezon başında da konuştuk bunu. İyi bir kadroları var. Hani iyi bir başkanları var. Hani iyi bir yönetim var. Belki de tam olarak yönetim bilmiyorum ama Feyyaz Başkan hani çok uğraşıyor gerçekten. İyi bir spor adamı, biliyor futbolu yakından. İşte ceza yiyor, Finch'in üstünde izliyor falan. Hani tutkulu da bir insan. Ama iki sezondur Vanspor'da böyle sanki onların nasıl diyeyim? Ya o adım atılmıyor. Geliyor hani uca kadar getiriyor. Ama o son adım bir türlü gelmiyor. Eşiği bir atlayamadılar. Evet, o eşiği atlayamayınca bu sefer sanırım demoralize oluyor. Hani oyuncular, işte yönetim. Bu sefer geri gitmeye başlıyor. Bir de yani Vanspor benim de eski oyuncum Sinan'ı alınca, santrafor Sinan'ı. Ben dedim ki tamam, Vanspor kafaya koymuş dedim. Ya yani bu ligden çıkmak için yani Sinan gibi bir oyuncunun bu ligde her takımda olması lazım. Çünkü Sinan kurulmuş iyi bir santrafor tabii yani. Tabii hocam, geçen sezonun. Ya bizde mesela ben de oynarken Ankara Gücü'ne Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ya Vanspor'da yani yine diyorum ya, sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla bir maddi sıkıntılar dile getirildi. Ne kadar doğru onu bilemiyorum. Biraz sonra başkan da bunu söyler. E tabii ki son Bursaspor maçından sahada çekilmeleri bana göre o da hoş bir şey değil. Serik Spor'un o 19 takımına çıkması da doğru değil. Yani bunlara hiç gerek yok aslında. Demin de onu söylediğim için söylüyorum. Ben şimdi bu gruba bakıyorum ben. Trabzonspor olsun, Bucaspor olsun, bunlar hep kaliteli takımlar. Ya Bucaspor'un bir takımı var. Yani esprisi olarak demiyorum da sanki Real Madrid gibi sahaya çıkınca ben baktım. Benim de daha önce çalıştığım bir sürü oyuncu da gördüm ben sahada. Biraz tempoları düşüktü. Yani Bucaspor playoff'ta da kimse yabana atmasın. Çünkü tecrübeli bir takım ve bir de kaliteli bir hoca var. Cüneyt Hoca var başlarında. Yani Vanspor'da sizin de demin dediğiniz gibi bir türlü tam ikinci basamağa çıkıyor. Geçen sene de böyleydi. Ben geçen sene burada Etimesgut maçını seyretmiştim onların. Bu sezon hiçbir maçlarına denk gelmedim. Yani playoff'ta ne yapar bilemiyorum. Ama elindeki oyuncu kadrosunu Ümit Hoca iyi kullanacaktır. Tabii ki onlar da birer moral olarak, motivasyon olarak ister istemez biraz düştüler. Yani bu olaylardan sonra. Bence onlar hepsini geri plana atıp bir playoff'u iyi değerlendirip burada yapabilecekleri en güzel şeyi yapmaları gerekiyor. Mert, sen neler söyleyebilirsin? Yani son olaylar ve Vanspor'la alakalı. Ya bu bir protesto şekli. Öyle olduklarına inandıkları bir durum var ortada. Ve Vansporlu futbolcular da maçın 21. dakikasında, ben aslında daha erken bekliyordum. Sahadan çekilme olayı tahmin edilebiliyordu. Biraz daha geç çıktılar. Alınan ceza illaki bir ceza verilecektir diye tahmin ediyorum. Bunu göze almış bir Vanspor camiası var. Ben playofflar adına Vanspor'u favori görüyorum kendi grubunda. Birazdan zaten detaylı telefon bağlantısından sonra eşleşmeleri konuşuruz ama Vanspor'un şöyle bir avantajı olacak. Evet, şu an bir demoralizasyon yaşıyorlar. Demoralize oldular ama
en azından bir iki maç oynamaktan kurtuldukları için yine de bir umut, iki maç kazanmaları halinde çıkacaklar. Yani bir de senin birinci lige çıkacaklar. Direkt oynayacak yani. Evet. Final oynamak büyük avantaj. Evet. Bunu kullanmalarını bekliyorum ben açıkçası Vanspor'un, ama hocaya da katılıyorum, Mustafa hocamıza. Bucaspor ve Vanspor evet. arasına gidiyor geliyorum. Bucaspor, bu grubun yani Bucaspor'un çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Bir de lig oynamış. Geçen sene de öyleydi hocam. Geçen sene de çok kaliteli. Orada da mesela çok büyük sıkıntılar var. Özellikle maddi sıkıntılar. Yani orada konuşulanları söylüyorum ben. İşte futbolcuların kaç aydır maddi sıkıntılardan dolayı para almadıklarını, işte bir Trabzon deplasmanlarına gittik. Trabzon deplasmanına gitmişler. İşte dönüşte sıkıntılı bir süreçten dönmüşler. Ama Cüneyt Hoca orayı çok iyi toparlamış. Bir de Cüneyt Hoca'nın da tecrübesi de var. Bucaspor'dan indirirse Mersin'le oynuyor ilk maçı. Bucaspor Mersin maçını da geçer. Ondan sonra kimle oynayacak bilmiyorum ama yani orada Van'la oynayabilirler şeyi finali. Doğru. Mustafa hocam şu da ilginç. 19-19 38 takım. Sosyal medya hesaplarına bakalım Nurgül. Herhalde 20 tanesi falan paramızı alamıyoruz. Evet. Uzun zamandır buna rağmen idmanlara çıkıyoruz. Primler ödenmedi, maç başılar ödenmedi, şehir bize destek Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de zaten kulüplerin çoğunda bu sıkıntı var. Bu Süper Lig kulüpler için de geçerli bu. Birinci Lig'de de geçerli. Yani zaten işte bu planlama iyi yapmak lazım. Yani sezon başı alıyoruz, alıyoruz. Şimdi ben yani Buca'dan örnek veriyorum da kadro bir çıktı. Sol tarafta Sefa. Gençlerimle beraber çalıştım. Sağ tarafta Yasin Üstekin. Santrafor Ömer Şişmanoğlu. Orta sahayı görüyorum. Hep lig oynamış oyuncular. Yani şimdi Vanspor, bu ligde var ya koşan takımlar, mücadele eden takımlar iş yapar. Şimdi mesela devre arasında Ahmetspor'un aldığı bütün oyuncular oturdu. Ve devre arasındaki gelen o oyuncular Ahmetspor'u şampiyon yaptı. Ama Kastamonuspor işte 7 puanlık avantajını kullanamayınca geriye düştü. Onların yaptığı hamleler takımda tutmadı. Ya bu devre arasında yapacağın transferlerdeki hamlelerin iyi olması lazım. Evet. Yani bir Çektar. Örneğin bir Mertcan bana göre Ahmetspor'u şampiyon yaptı. Doğru. Gerçekten. Diğer bütün oyuncuların emeği var ama şimdi de orada tecrübeli Mesut Hoca var. O da ağırlığını koydu. İşte içeride Iğdır'a mağlup olunca gitti Soma'yı, Soma da yendi. Bir de o grupta yabana atılmayacak bir takım daha var. Menemen var yani orada. Menemen de iyi takım. Yılmaz Vurallı mı? Menemen tabii. Çünkü ben İnegöl maçını seyrettim. Yılmaz Vurallı da benim eski hocam, yardımcılığını da yaptım. Yani iyi bir playoff maçları seyrettiğiniz gibi gözüküyor. O zaman beyaz grupta playoff'u biraz konuşalım. Çünkü henüz başkanımız bağlanmayacak. Yani ilerleyen dakikalarda bağlanacak. Biz playoff'a devam... mı girdik? Playoff'a girelim. Şeyde beyaz gruptan başlarsak zaten beyaz gruptayız playoff'ları değerlendirdiğimizde. Bucaspor'un bir kere hocamız, yani tekrar etmeyelim şeyleri. Çok tecrübeli bir kadrosu var. Süper Lig'de şampiyonluk görmüş birçok futbolcusu var. Açıkçası ben Bucaspor'un yeni Mersin İdman Yurdu'nu eleyeceğini düşünüyorum. Öte taraftan yani bir de iç saha avantajı var. Bu da playoff'larda unutulmamalı. Bir de tek maç. Yani telafisi olmayan maçlar. Ev sahibi, taraftar baskısı, desteği. Sürprizler olur mu? Bence yaşanabilir playoff'ta. Ama ben Bucaspor Yeni Mersin İdman Yurdu eşleşmesinde sürprizin olmayacağını düşünüyorum. Öte taraftan 1461 Trabzon Ankara Spor maçında da Ankara Spor'un tutuk futbolundan ötürü, yani futbollarını beğenmediğimden ötürü Ankara Spor'un ve 1461 Trabzon şanssız da bir takımdır playoff'larda. Ben bu sene onu kırabileceğini, en azından bir aşama kırabileceğini düşünüyorum. Sonraki eşleşme tahminimi de yapayım hocam, size paslayayım. 1461 ve Bucaspor ikileminde, yani bir sonraki turda Bucaspor'un eleyeceğini, Bucaspor Vanspor finali oynanacağını düşünüyorum. Bucaspor Vanspor finalinde de artık Allah kerim, kimin kazanacağı belli olmaz. Çünkü her iki takım da çok iyi. Acaba sezon boyunca daha iyi mücadele eden ama demoralize olan bir Vanspor mu turlayacak? Onu üstünden atabilecek mi bu moral bozukluğunu? Yoksa Bucaspor tecrübelileriyle gülecek mi? Ya da tecrübeli ayakları susacak mı? Onu hep beraber göreceğiz ama dediğim gibi favorim Van, plase Buca diyorum. Ya ben şimdi şöyle bakayım. Şimdi Trabzonspor, Ankaraspor oynuyor.
Ben Ankara Spor'un bu sene hiçbir maçını izlemedim. Ama Trabzon takımının, ben bir YouTube kanal var ya TFF'nin verdiği, orada seyrettim. Şimdi Sait Hoca'nın tecrübesini göz önüne alarak iç sahada oynayacağı bir taraftar baskısı da olacak. Ben sanki burada Trabzon takımını bir adım önde görüyorum. Bir de çabuk dikine kaleye giden oyuncu grubu var orada. Bir de genç ve dinamik bir oyuncu grubu da var. Ya ben Trabzon sanki bu turu geçer. Bir de tek maç olduğu için Ankara Spor'un, yani beraberliği, eğer Ankara Spor beraberliği oynuyor, maçı uzatmaya gideyim derse çok büyük sıkıntı yaşar. Yani öbür taraftan Iğdır, İskenderun maçı var. Iğdır burada bana göre favori. Çünkü Iğdır'ın iyi bir oyuncu grubu var. Serdar Hoca gittikten sonra son haftalarda belki farklı kazandığı maçlar da var ama Iğdır takım tecrübesi, takımı maddi manevi olarak hiçbir şey göz ardı edemezsin. Orada bir, bana göre favori. Ama bu ligde yine söylüyorum, koşan, mücadele eden takımlar hep bir adım öne geçer. Yani öbür tarafa gittiğimde Erzincan menemen oynuyor. Erzincan diri takım, koşan takım, mücadele eden takım. Menemen de devre arasında iyi takviyeler yaptı. Orada hem tecrübeli bir Yılmaz Hoca var, hem de menemen takımı iyi bir takım. Yani benim seyrettiğim menemen İnegöl maçlarına göre söylüyorum ben, iyi bir takım. Yani o maç ortada gibi gözüküyor. Ama Buca Mersin maçını ben de Buca Spor favori görüyorum. Playoff'lara o zaman bir güç koyalım. Çünkü başkanımız telefon attığımızda. Başkanım hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz acaba sesimi? Alo, Feyyaz Başkanım hatta mısınız? Hattayım, duyuyorum sizi. Hattasınız. Biraz daha telefonu yakın tutabilir miyiz başkanım? Çok az geliyor sesiniz. Duyuyor musunuz şu an beni? Evet başkanım, şu anda duyuyoruz. Çok iyi. Başkanım, şu an duyamıyorum. Konuşmuyor musunuz yoksa? Ben sesinizi duyuyorum ama. Ha, tamamdır. Başkanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Öncelikle son maçımı sorayım yoksa genel olarak Van Spor'umu sorayım. Şu an bir ikilemdeyim. Siz önce Bursa Spor maçından mı başlamak istersiniz? Buyurun. Şimdi öncelikle sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Şu an sesimizi duyan kim varsa da ben sevgi saygı hürmetlerimi sunuyorum. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Başkanım acaba telefonunuz çekmiyor mu? İyi akşamlar Feyyaz Başkanım. Duyuyorsunuz beni değil mi? Evet, sesiniz geliyor. Ben yorumcu Mert Dokuzoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Tüm Türkiye sizin telefon bağlantınızı ve burada anlatacaklarınızı bekliyor. Söz Nurgül'de ve sizde. Tamam, o zaman şimdi öncelikle bana nasılsın diye sorarsanız vallahi iyi değiliz. 2023-2024 sezonu elinde Ali Cengiz oyunları oynayarak, hakemler satın alınarak, farklı mecralara başvurarak elinde şampiyonluğu alınmış bir kulüp başkanıyız. Bir camianın başkanıyız. Biz üzgünüz, üzüntülüyüz. Gönül isterdi ki tabii böyle olmamasıydı ama nasipte ne varsa onu yaşayacağız inşallah. Bugün sizin bizim uğradığımız haksızlığa sesimizi duyup beni de yayına bağlandığınız için ben sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden diyorum. Başkanım ne demek, biz burada gerçekten hani Van Spor'u izliyoruz. Ben iki sezondur hatta izliyorum. İki sezondur sizin Van Spor için neler yaptığınızı da görüyoruz gerçekten. Tutkulu bir başkansınız. Başarıdan ziyade gerçekten Van'ı seven bir başkansınız. Öncelikle olanlar için ben çok üzüldüğümü söyleyeyim. Şu anda Bursa Spor maçında sahadan çekildiniz. Bir protesto. Cesaretiniz için de ben kutluyorum sizi. Dik bir duruş sergilediniz aslında. Şimdi asıl merak edilen bundan sonra hani ne olacak? Mesela siz çekildiniz artık. Şu an TFF'de mi olay? Hani size herhangi bir geri bildirim geldi mi? Ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Bize bilgi verebilir misiniz bu konuyla alakalı? Şimdi biz bu konuyla alakalı hukukçularımızla beraber gerekli yasal süreci başlattık. Biz hem Serik Başkanlığı, Serik Yönetimi'nin Antalya Cumhuriyet Savcısı'na suç duyurusunda bulunduk. Etik kurallarına uymayan, ahlaki olmayan ya da maçın skorunu, şampiyonluğunu belli edecek bir maçın
bu yapılan hareketin doğru olmadığını, ahlaki olmadığını, kanunen de etik kuralları gereği yer olmadığına dair bir suç duyurusunda bulunduk. Hem Serik yönetimine, hem Serik başkanına, hem de Erok yöneticilerine. Bugün de UEFA'ya gönderilmek üzere dilekçemizi de savunmamızı da hazırladık. Yarın nasip olursa gün içinde UEFA'ya da bu yapılan haksızlıkları, işte Erok Spor'un son Adıyaman maçı olsun, işte Buca maçında olsun, bu maçların incelenmesi, Serik'te yapılan oyunların ahlaki olmadığına dair incelenmesiyle alakalı yarın nasip olursa UEFA'da dilekçemizi sunacağız zaten. Dilekçeler hazırlandı. Yarın UEFA'da bu gönderilecek. Süreçle alakalı bugün federasyon başkanımızla telefon görüşmesi yaptık. Süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Hem Erok yönetimi hem de Serik yönetimi bu yapılanla alakalı etik kuruluna sevk edildiğinin bilgisini aldık. Tabii bu bizi tatmin eder mi? Etmez. Yani etik kurulundan da çok bir olumlu sonuç çıkacağını ben düşünmüyorum, doğrusunu konuşmak gerekirse. Eğer ki doğru bir şeyler çıkacağını tahmin edebilmiş olsaydık, zaten ben bir ay yakındır federasyon başkanımıza sürekli aynı sistemde bulundum. Yani ta ki işte benim, biliyorsunuz, Erok maçında, Vanspor Erok maçında bir 120 günlük bir hak mahrumiyeti aldım ben. Orada hiçbir şey yokken, bir darp yok, bir edepsizlik yok ya da bir, düşünün, orada bir haksızlığa uğruyorsunuz, haksızlığınızı dile getiriyorsunuz ama ben ondan sonraki süreçte bana verilen o 120 günlük hak mahrumiyetinden sonra kalan süreçte artık daha da hazırlıklı oldum. Yani tamam, bunların ikili ilişkileri iyi, bunların diyalogları iyi, bizi zor süreçler bekliyorum hazırlığından zaten hazırlıklıydık. Hem şahsım olarak, hem okulçularımız olarak, hem yönetim olarak, hem futbolcu kardeşlerimiz olarak, hem de camiamız, taraftarımız olarak hazırlıklıydık. Ta ki işte Buca Erok, Buca'dan sonra biliyorsunuz Adıyaman'da gencecik çocuklar geldi, Erok'ta misafir ettiler bunları. Bize yapılan haksızlığın aynısını orada da, aynı şeyi onlara da yaptılar. Yenemedikleri çocukları hiç penaltıyla alakası olmayan, yani belki şu an futbol yorumcunuz futbolu benden daha iyi bilir, açı maçı izleseler alakası olmayan, en son bir golle penaltıyla Adıyaman'dan nasıl 3 puan aldıklarını ve Serik'te de bu tür bir oyunlarla karşılaşacağımızı iyi kötü tahmin etmiştim ben. Yani bizim muhakkak bir şey beklediğini biliyorduk. Ama bu kadar da etik kurallarına uymayan bir şeyle karşılaşacağımı ben hiç tahmin etmemiştim. Yani ne olur dedim, ya Buca Adıyaman'da hakemi nasıl bağladıysalar bir şekilde onu da bağlarlar düşüncesi vardı aslında bende. Ta ki biz Bursa'ya gittikten sonra, biliyorsunuz futbol camiasında futbolcu kardeşlerimiz birbirlerini tanırlar, birbirleriyle konuşurlar, görüşürler. İşte yönetimler birbirleriyle konuşurlar falan tarzı bir söylenimler bizim kulağımıza gelen, vallahi demişler işte futbolcular A takımıyla değil de U16, U17 ile çıkarılacağının duyumunu aldık. Tabii maçtan önce de ben sosyal medyalarımızda falan bunu da şey yaptık, yani kamuoyuyla paylaştık. Böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumla eğer ki karşılaşırsak maçı yarıda bırakıp çıkacağımızı, sahadan çıkacağımızı da kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve kamuoyuyla paylaştıktan sonra hem ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu federasyonda, yönetimde yer alan Volkan Bey'le de ben bunu defalarca istişare ettim. O süreçte federasyon başkanımız da yurt dışındaydı. Onunla da kaç defa telefon görüşmesi yaptım. Böyle bir süreç var, böyle bir duyum var. Bakın bu doğru olmaz çünkü sezonun kaderini belirleyen bir maç. Bizler de kulüp yönetiyoruz. Tamam, takımlar altyapısıyla çıkabilirler. Burada kanunen bir engel yok. Ama maçın ya da ligin kaderini belirleyen bir maçsa, senin etik kurallarına uyup altyapınla bile çıkarsan, senin bir kere federasyona mazeret bildirmen lazım. Ya düşünün, bir yıl boyunca emek vermişiz. Erok Seri'ye yenilirse Vanspor şampiyon olacak. Ama sen hiçbir mazeret üretmeden senin kalkıp o 16 yaşındaki gencecik çocukları şimdiye kadar futbolda, yani sahada
profesyonel liglerde süre bile tanınmamış çocukları futbol Erok gibi bir takımın karşısına çıkarırsan tabii ki de insanların akıllarında, zihniyetinde ya burada bir ahlaksızlık var, burada bir Ali Cengiz oyunları var algısı oluşuyor insanlarda. Hı hı. Biz bunun mücadelesini verdik ama maalesef başarılı olamadık. Serik yöneticileri kendilerine yakışanı yapıp 16 yaşındaki çocukları oyuna çıkarttılar. Ve ben sizin başkanınızla ben burada Serik A takımında mücadele eden, bu oyuna dahil olmayan, bu şikeye dahil olmayan futbolcu kardeşlerime ve Serik teknik hocamıza da ben kendilerine teşekkür ederim. Kendilerine yakışanı yapmışlardır. Ondan sonraki süreçte de bizim de kendimize yakışmamız gereken bir durum oluştu. Yani düşünün, Serik'in A takımının futbolcuları, hocaları basın açıklaması yapıyorlar. Ya arkadaşlar bakın, biz bu oyunu alet etmek istemiyorlar. Bizi çıkarmıyorlar. Biz yokuz, görevimizden istifa ediyoruz algısı oluşturduktan sonra haliyle bizim de kendimize yakışanı yapmamız gerekiyordu. Ya en azından Van Spor'a yapıldı. Bu futbolda bir kara lekedir. Bunu dik duruş sergilemek lazım. Tıpkı Serik futbolcuları ve Serik hocası gibi. Ben de o süreçte çocuklara gerekli talimatı verdim. 15. 22. dakikadan sonra da takımı da sahadan çektik. Şu an bizler hukuki süreci başlattık. Güya lafın gelişi efendim etik havale edilmiş bilgisini aldık ama çok da bir umudum yok. Yani bu sezon ya da bu sene son zamanlarda futbolda hem 2. lig, 1. lig, Süper Lig, 3. ligde oynanan Ali Cengiz oyunları bütün futbol kamuoyu biliyor zaten. Bunun da en son kurbanı biz olduk maalesef. Üzgünüz. Bakalım takipçisi olacağız. Üzülmeyin başkanım. Şimdi Mert'in size bir sorusu varmış. Mert buyur. Evet başkanım. Tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten Allah razı olsun Mert Bey. Çok teşekkür ederim. Program öncesinde de bahsetmiştik. Peki şimdi bir playoff süreci var. Önümüze bakacak olursak. Evet, Van Spor adına üzücü bir durum oldu. Fakat motivasyon nasıl? Takım içi hava nasıl? Nasıl hazırlanacak playoff'a? Mental olarak hazır mı futbolcular başkanım? Ve biraz da maçları yorumlarsanız. Mert Bey, şimdi ben sizleri takip ettiğim kadar sizlerin de Van Spor'u takip ettiğini çok iyi biliyorum. Bu çocuklar sezon boyunca mucizeler yaratmışlar. Yani düşünün, Zonguldak maçını örnek gösterirsek 90+2'de 1-0 geridesin, 90+4'te 2-1 öne geçiyorsun gibi mucizeler yaratılmış bir takım var. Kendi kalecisi gelmiş son 90+3'te gol atmış bir takım var. Bu çocuklar ciddi anlamda emek verdiler, mücadele ettiler ve bunlar da bilincindeler. Ellerinde alınmış bir şampiyonluğu, bir kupalarının olduğunu bilincindeler. Tabii benim camiamın, taraftarımın üzgün olduğu kadar futbolcu kardeşlerim de üzgün. Onların da hazmedemediği şeyler var. Ama bundan sonraki süreçte benim futbolcu kardeşlerim, camiam, yönetimim, taraftarım bu haksızlığa boyun eğmemek için şereflice, onurluca hakkımız olan belki direkt alınmamış ama playofflarda o şehrin hak ettiği o şampiyonluğunun kupasını o şehire götürmek için daha birliktelik sağlıyoruz. Daha kenetlenmişiz, daha hırslanmışız. Takım yarın Van'da toplanacak. 4-5 gün gibi bir Van'da kamp süreci başlayacak. Bundan sonraki süreçte ben de nasip olursa Cuma günü ya da Cumartesi Van'da olacağım. Ben hocama, sportif direktörüme falan gerekli talimatı verdim. Kendilerinden bir rapor istedim. Bu rapor doğrultusunda bir aksilik olmazsa bir 7-8 günlük bir kamp sürecimiz olacak. Kamp sürecinden sonra da zaten biliyorsunuz playoff'ta ilk maçımız deplasman. Biz kamptan direkt ilk de playoff maçımız olan deplasman maçına gideceğiz Mert Bey. Evet, peki gönlünüzden geçen takım hangisi başkanım? Son sorum olsun. Şimdi sezon boyunca Van Spor gibi mücadele veren, alnının hakkıyla playoff hak etmiş Mersin var, Trabzon var, Buca var, Ankara var. Bu takımlar hem camia olarak hem futbolcu kardeşlerimiz olarak birbirinden kıymetli camialarda birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimizdir. Benim gönlümde ben isterdim ki dört takım, dördümüz de temsil ettiğimiz şehire
adaletli bir şekilde o kupayı götürmekti. Ama günün sonunda bir takıma nasip olacak bu playoff sürecinde. Bizim grupta tabii, bir de biz kırmızı gruptan gelen finale de bir tek maç oynanacak. İki tarafa bakıldığı zaman ya benim gönlümde şu takım olur dersen haksızlık olur. Ben şunu diyorum, sahada adaletli bir şekilde Ali Cengiz oyunları olmadan onurluca, şereflice mücadele edip biz de oynamayı hak eden hangi takımsa başımızın üstünde yeri var. Biz de onlarla beraber mücadele ederiz. Günün sonunda tam finale kim çıkacaksa onları tebrik edip onlara başarılar dilemek düşer bize. Şimdiden ama başarılar başkanım. Ben bir takım ismi vermek doğru bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum ben şimdi. Başarılar başkanım. Taraf tutmuş olurum ben Mert Bey. Başkanım, diğer stüdyo konuğumuz teknik direktör Mustafa Kaplan. Kendisi Ankara'nın efsanelerindendir. Takipçisi Mustafa hocamın. Başkanım, sesimi iyi akşamlar duyursa, diliyorum. Sesimi duyursa ben buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum hocama. Sağ ol başkanım. Ben de size iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Tabii siz dinledik ister istemez. Konuşmalarınız insanı üzüyor yani. Ben de bir futbol adamı olarak ben de üzülüyorum. Keşke hiç bunlar yaşanmasa, olmasa. Evet, maalesef. Ama sonunda çok güzel bir final yaptınız. Ümit Hoca'yla da ben hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Ümit Hoca'yla beraber çok çalıştık biz. Aldığınız güzel bir karar var. Takımı şehirden bir yere alıp götürüp kamp düşünüyormuşsunuz. Bence bunu çok güzel yapıyorsunuz. En azından futbolcular o ortamdan uzaklaşır. Bir de benim orada eski bir oyuncum var, Sinan Kurumuş. Senin öyle bir golcün varsa hiç arkana bakma derim. Playoff'ta takımın da iyi bir takımın var. Orada da çok güzel maçlar oynarsınız. İnşallah Allah kalbine göre verir. İnşallah senin istediklerin olur. En azından ki bu kırgınlığı, bu dargınlığı da playoff maçlarında atarsın diye düşünüyorum. Şimdi ben size başarılar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Şimdi ben konu Ümit Hoca'ya. Ben Ümit Hoca'ya hiçbir zaman hoca demedim. Hep abi diyorum, Ümit abi diyorum da. Şimdi düşünün yani Bursa Spor, Van Spor maçında biz yöneticiler talimatı verip sahadan çekilmesiyle alakalı talimatı veren bizleriz. Ama evet. Ümit abi, Ümit Hoca kendine yakışanı yapıp işte futbolcuların devam etmesi gerektiğini, bu oyunun 90 dakika oynanması gerektiğini, bırakın herkes kendine yakışanı yapsın, biz çıkalım aslanlar gibi mücadele edelim itirazında bulunurken ve maalesef bugün Ümit Bozkurt, Ümit hocamız sevk ediliyor, efendim takımı geri çekti diye. Ya düşünün, Ümit Hoca, nasıl mantıklı Ümit Hoca yani, ceza kuruluna mı sevk edildi? Tabii bugün Ümit Hoca ceza kuruluna ya, sevk edilmiş. Yani bence hiç gerek yoktu buna. Bir de Ümit Hoca milli takım oynamış, Beşiktaş oynamış, Gençler Birliği oynamış. Evet. Ben yakından çok iyi tanıyorum. Derler ya, adam gibi adam. Ya hocam yani işte bir playoff maçı öncesi... bakarsan... Evet. Konunun neresinde bakarsan problem, bakın evet. Görüntüler Ümit Hoca maçtan hemen yani 10 dakika sonra bir televizyon programında sahanın içinde diyor ki keşke oynanmış olsaydı, ben oynanmasından yanaydım ama yönetim böyle bir karar almış, saygı duymak lazım ifadesinde evet, bulunurken ve maalesef bugün Ümit Bozkurt takımı sahadan çekti diye bugün düşünsene ceza alınması için sevk ediliyor. Yani playoff maçında Ümit kenarda yok da Ümit Hoca tribünde mi olacak? Şu an başkanını çektiler. Herhalde onların niyeti Ümit Bozkurt'u da çekti. Bilmiyorum nasıl bir süreç, şimdi, kim nasıl işletiyor. Anlam veremiyorum hocam. Süper Kupa finalinde de bildiğiniz gibi Mustafa hocam, Feyyaz başkanım, Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanmadı. Sahaya çıkmadı Fenerbahçe futbolcuları. İsmail Kartal'a ben ceza verildiğini hatırlamıyorum. Evet, verilmedi. Ya işte bize uygulanan, ya bir düşünsenize yani aynı şeyi biz federasyona diyoruz ki bakın hemşerim sen tamam bana 3 puan ceza verebilirsin, 6 puan da verebilirsin. Benim hocamı uzaklaştırabilirsin eyvallah. Ama hukukta bir de emsal var ya, sen Beşiktaş emsali var, Fenerbahçe emsali var, İstanbul Spor emsali var. Bunları emsal gösteriyorsun ama maalesef ne hikmetse, ne emsal, ne tüzük, ne de kanunları bizi içeren bir madde çıkmıyor. Hep kendi bildikleri, düşünün ya bir kulüp başkanı sadece bir yöneticiyle, sadece o tartıştığı yönetici güya efendim Gençlik Spor Bakanı'nın okul arkadaşıymış da ben protokolde tartışmışım. 120 gün hak mağlubiyeti almış bir kulüp başkanı. Ve ben aylardır takımımı vinçlerde kar kış demeden bu kışın
Ayaz'ını bir ben bilirim, Van'ın Ayaz'ını bir Allah bilir, bir de beni o vinçe çıkaran vinçi kardeşim bilir ya. Ya biz neler yaşıyoruz? Gerçekten yani sözün bittiği yer gibi bir şey başkanım. Sezon başından beri Van Spor'la alakalı hani medyayı da çok meşgul eden haberler çıkıyor. Hani sistemli mi çıkarılıyor artık bilemiyoruz. İşte oyuncular yok hani ücretini alamıyor gibi, işte antrenmana çıkmıyorlar. İşte sizin hak mahrumiyetleriniz. Bakın, şu anda Ümit çok Hoca'nın... özür diliyorum, araya gireceğim. Buyurun. Bakın çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Araya girdim hani buyurun, ben buyurun, unutmayayım diye. Düşünün, bütün kulüplerin maddi durumları ortada. Evet. Yani hiçbir kulüp güllü gülistanlık değil. Yani herkesin kendine göre bir sıkıntısı, problemi var. Van Spor büyük bir camia. Taraftarı binlerce taraftarı olan bir camia. Düşünün, ben 2 yıl yakın bu kulübün başkanlığını yapıyorum. Hocam diyor ki Sinan Kurumuş benim öğrencimdir. Efendim Ümit Bozkurt benim arkadaşımdır, hocamdır. Beraber emek vermişiz diyorlar. Bizi bilen bilir. Benim futbolcu kardeşlerim sezon sonuna kadar, bakın ben bunu defalarca her platformda dile getirdim. Benim futbolcu kardeşlerimin sözleşmeleri gereği benden bir tane alacakları yok. Gecikmiş bir tane, iki tane, üç tane primleri oluyor. Bu da zaten bütün kulüplerin maddi durumları ortada. Bu olmazsa başkanım, olmaz diye bir şeydi. Günü günde prim veren kulüp yani çok nadir zaten. Nadir ama bir de. Ve düşünün bizler de verdiğimiz prim 30 bin, 40 bin en yüksek primleri veren takımlardan biriyiz yani. Anlatabildim mi? Evet. Ama maalesef her platformda Van Spor'u karalamak için ya efendim alacaklarını alamıyorlar, efendim ödemelerini alamamışlar. Ya üstümüze ya da bizim moralimizi bozacak, bizi karalayacak ne kampanyalar varsa biz bunları yaşadık, gördük. Ama pes etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Bizler bir aile olmuşuz futbolcu kardeşlerimizle. Onlar bana inanıyor, ben onlara inanıyorum. Bunun günün sonunda ben umut ediyorum. Hakka niyet, hak bizimse eğer, biz çıkacağız bu 3 maçta mücadelemizi verip Allah için hakkımız olan kupayı o şehre götüreceğiz diye ben umut ediyorum. Lafa da araya da girdiğim için ben sizden özür diliyorum, buyurun. Yok yok, estağfurullah başkanım, aslında hani ben bu konuyu sormak istiyordum size. Ya sistemli olarak dediğimiz gibi hani Van Spor'la alakalı yapılan her haber çok hani olumsuz oluyor. Genel itibariyle hep olumsuz bir algı. Evet, hep olumsuz. Genelde algı. Hep olumsuz oluyor. Yani siz de moralinizi bozmayın. Hani Ümit Hoca'yı da ben de yakinen tanırım. Kendisini çok da severim. Çok iyi bir teknik direktör, çok iyi de bir insan. Umarım hani Sevk'ten bir şey çıkmaz ve playofflarda takımın başında olur. Yüksek ihtimal evet. Hani finalde kim çıkar bilemeyiz tabii. Ama bu maçlarda başında olması gerekiyor diye düşünenlerdenim ben de. Umarım herhangi bir ceza gelmez. İnşallah hayırlısı artık. Niyetlerini öğreneceğiz bakalım. Biz de gerekli savunma yarın hukukçu kardeşlerimizle beraber hazırlayıp zaten federasyona göndereceğiz. Başkanım çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Moraliniz de bozuk, anlıyorum. Yine de katıldınız yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sizlere teşekkür ediyorum. Mert Bey'e teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Nasip olursa üçünüzü son final maçında, hani yaradan nasibimizde varsa, bize nasip ederse kupa töreni yapacağımız günü sizi Van'da ağırlamak isteriz. Size bir Van kahvaltısı ısmarlamak isteriz. Bunun sözünü de ben üçünüzden alırsam sevinirim, mutlu olurum. Şimdiden sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Sesimi duyan kim varsa da ben onlara saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Bir kusurumuz da olduysa ben affola diyorum. Sesimize, bu haksızlığımıza da kulak verdiğiniz için de ben sizlere ayrıca da teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun başkanım, iyi akşamlar diliyoruz. Geliyoruz bana. Geleceğiz. Ya ben bir şey söyleyeceğim şimdi burada. Buyurun. Şimdi bu mesela cumartesi günü mü oynandı bu maç? Serik Spor maçı. Aynı gün oynandı sanki. Hepsi cumartesi oynandı. Yani Erok Spor Serik Spor'un cumartesi günü mü oynanmıştı? Şimdi mesela bu benim aldığım bir duyum var. Hı. Şimdi yani Serik Sporlu oyuncular maça 2 saat kala zaten maça çıkalım diye bir konuşma olmuş herhalde. Sonrasında yine bir şeyler olmuş falan filan diye. Yani adamlar sahaya çıktığında çıksalardı ya da küme düşme gibi bir sıkıntı var mıydı orada? Yani Serikspor'un kaç puanı vardı?
Bakalım hemen. 40 Serik puan. Zaten kaldı zaten ligde. Kalmış Serik ligde. Yani, şey yoktu. Ya da geriye dönük bir şeyler. Ama bak ben şunu şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, Van Spor Başkanı bayağı gerilmiş, üzülmüş, sıkıntılar yaşamış. Bak şunu göz ardı etmemek lazım. Tabii ben burada taraf tutan bir insan da değilim. Ama Erok Spor takımı kaç yıldır çok büyük yatırımlar yapıp, belki maddi ve manevi olarak da iyi yatırımlar yapıp bu sezon birinci lige çıktılar. Ben demin de söyledim. Erok Spor yine bu sezon yapacağı hamlelerle, tesisiyle, kulüp yapısıyla birinci ligde bu sezon playoff'a girerse kimse şaşırmaz. Ses getirecek bir camia. Ha ben demiyorum ki herkesin başında bu tip sıkıntılar geçiyordur, sıkıntılar yaşıyordur. Yani Erok Spor şampiyon oldu. Erok Spor'un da yani gidip de örnek işte Serik Spor, Erok Spor'lar gidip de Serik Spor'a ya o 19'da çıkın diyecek bir yapı olacaklarını ben düşünmüyorum. Burada daha hem, çok sanki tepki Serik Spor'a gibi. Yani hani, burada şimdi bak ben Mehmet Hoca'yı çok iyi Serik tanıyorum. Serik Spor yönetimine. Yönetimine evet. Yani hani. Burada Mehmet Hoca'yı iyi tanıyorum. Yardımcılarını çok iyi tanıyorum. Ben oradaki menajer Umut'u çok iyi tanıyorum. Yani demin de söyledim ya normal Serik Spor normal kadrosuna çıksa belki 7-0 mağlup olacak. Evet. Hadi diyelim 2-0 mağlup olacak. Yani Erok Spor bana göre bu sezon bir şampiyonluğu hak etti. Erok Spor yani, yenerdi Serik Spor'u her türlü. Evet, evet onda evet. Bir itirazımız yani burada, yok ama hani Serik Belediye Spor böyle U19 takımıyla çıkarak neden okları üstüne çekiyor mesela? Hocam siz ya burada, teknik direktör olsanız ben, böyle ben bir şey söyleyebilir miyim? Mesela ben bir gün bir maça çıkacaktım ben. şampiyon olduğum senede o senede. Ya biz dedik ki şimdi biz finale gidiyoruz. Ben şimdi finalde Soner Dikmen'i, Ahmet Oğuz'u ya da Mert'i, Berat'ı, İrfan Can Kahveci'yi, Berat Tosun'u bu tip oyuncularımı oynatacağım dedim. Genç oyuncular oynatayım. Nasıl ben garantilemişim playoff'u. Benim Erzurum Spor'una playoff'ta maçım vardı. Ben o maçı düşünerek 8 tane oyuncumu oynatmadım. Biz gittik deplasmanda berabere kaldık yine. Yani hiçbir puana ihtiyacım yok kendi. Yani burada bana göre en büyük yanlışı Serik Spor. Keşke hem hocasına hem oynayan oyuncu grubuna bunu yapmasalardı. Ama onlar ne düşünmüş ben bilemem. Yani demin başkan da söylediği gibi hiç tane profesyonel maçı olmayan o 17-19'daki oyuncuları oynatıp sahaya çıkarmak çocukların el ayağı titrer. Yani ben... Karşınızda Erok Spor var. Şimdi ben Erok Spor'u kupadan eleyen bir antrenörüm. Ve bana karşı onlar da yedek oyuncularına çıktılar. En az 6-7 tanesi yedek oyunculardı. Ben o gün söyledim bu takım şampiyon olur diye. Ama oraya bakarsan, Buca Spor'un kadrosuna bakarsan Buca Spor şampiyonluğu kadro olarak hak ediyor. Ama öbür tarafa geldiğinde Trabzonspor, Ankara Spor, Mersin İdman Yurdu, Van Spor bunlar hepsi iyi takımlar. Yani Sinan Kurmuş gibi bir santrafor alan takım. Ben dedim ki ya tamam Van Spor hedefe koymuş şampiyon olacak. Yani bence artık olumsuzlukları konuşmaktan ziyade... Yani şampiyonu tebrik etmek lazım. Playoff'a çıkanları işte gözünün önüne bakıp futbolun tabiriyle bunu iyi şekilde değerlendirecekler. Ama buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Bir takım çıkacak. Evet. Yani o kadar takımın içerisinde bir takım çıkacak. İşte geçen sene Sait Hoca Buca'da finale gittiler. Konya'da finalde 3-0 kaybetti. Hatırladığım kadarıyla. Evet. 1461 her sene geliyor playoff oynuyor. O da bir türlü eşiği atlayamıyor. Mersin bu sene çıktı playoff oynuyor. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ben geçen de Türk Metal diye bir takım izlemeye gittim. Kırıkkale'ye. Onlar da şampiyon olup çıktı. Onlar da başkanını ben iyi tanıyorum Serkan'ı. Benim de eski takım arkadaşım. Hocaları Savaş da benim arkadaşım. Ya adamlar o kadar güzel bir takım yapmışlar ki genç, dinamik, koşan, mücadele eden, savaşan bir takım. Sonuçta şampiyon oldu. Şimdi Van Spor çok büyük bir avantajı var. Direkt oynayacaksın sen bunu. Evet. Sen bu avantajını iyi değerlendireceksin ama orada şu anda bayağı bir olumsuzluklar olmuş. İster istemez futbolcu morali bozulmuştur. Teknik adam şimdi kenarda olmayacak, ceza kuruluna sevk edilmiş. İnşallah ceza almaz diye düşünüyorum Ümit Hoca. Bir de Ümit Hoca o işler karışmaz yani. Hiç böyle bağırayım, çağırayım. Ben olsa mesela ben duramam. Evet mesela hocam. Bugün Ankara'da bir... Hocam siz bir sahaya girmeniz yani yok mu? Girerdiniz hocam. Bugün Ankara'da bir yerde oturuyoruz. Yani benim yardımcılarımla beraber oturduk bir plan proje işte oyuncular falan yazıyoruz, çiziyoruz. Bir baktık bizim eski yöneticiler geldi. Etimesgut maçına gitmişler. Orada konuşmuşlar. Ya Mustafa Hoca burada olsaydı devre arasına girerdi. Şöyle olurdu, şu olurdu. Maçın son 10 dakika uzatmam ne vermiş maçı. Ben gitmedim.
Yani allem kullem yapar bir tane gol atarlardı diye. Ya o zaman Mustafa Kaplan niye çağırmıyor kardeşim? Ben de öyle dedim yani. Harikasınız ya. Niye çağırmıyor hocam? Ben şimdi mesela yüzle tanışmadan önce basın toplantılarınıza girerken çok çekiniyordum mesela. Sert bir adamdın değil mi evet, o zaman? Evet çok sert duruyordun da size soru sormak yok bence ya, ben kolay sert bir adam şey değildi. Ya. Pamuk gibi kalbi vardır. Ama evet. Ben siz bana bir sorunu Kasımpaşa maçıydı. Bir soru sordunuz bana. Evet. Ben dedim ki maç 3-0 bitti dedim. 20. dakikada Oscar Skorani'yi oyundan çıkarmıştım. Evet. Molin diye bir oyuncu atmıştım. Ben hemen arkasından Orgül gol attı. Ya futbolda herkes herkese lazım. Evet. Yani şimdi Metin Başkan beni çok iyi tanıyor. Gel Mustafa Hoca 3 hafta tribünde beni yönet deseydi ben Metin Hoca'nın hatırı için giderdim. Hı hı. Ama onlar Emrah Yıldız'ı tercih etti. Saygı duyuyoruz. Giden bir hoca arkadaşı geri çağırdılar. Saygı duyuyoruz. Ama bazen de şimdi mesela Almanya'da lakap takmışlar itfaiyeci hocalar diye. Yani ligin sonuna doğru küme düşmeye oynayan takımlar belli hocalar varmış. Sen onlar bekliyorlarmış. Hangi takım küme düşüyor? Hemen çağırıyorlarmış. Biz de çağırsaydınız hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Doğru. Biz para mı isteyecekti sizden yani? Bence artık biz bunları konuşmamak lazım. Yani Adıyaman böyle olmuş. İşte ne bileyim giriyorsun böyle olmuş. İşte Gençler Birliği böyle olmuş. İşte Vanspor şöyle oldu. Eroksport böyle oldu. Ya dün bir Paris Saint Germain Dortmund maçı izliyorum ben. Ya çağırdım oğlum Yusuf'u. Ya şu maçı kayda alsana dedim ben. Ben bir yere gittiğim zaman şu maçı bir seyrettireyim. Dortmund takımının takım savunmasını nasıl yaptığını bir oyuncularımıza bir gösterelim yani. Adamlar iki kere kaleye gitti. Bir gol attı yan toptan. Golü attan stoper de 35 yaşında. Yılmaz. Ama ondan sonra adamlar bir takım savunması yaptı. Hakem düdük çalmıyor. Paris Saint Germain'ler rakip takıma kızmıyor. Dortmund'lar rakip takımı herkesin içi futbol topuyla. Oyunda kalma süresi 70 dakika. Ama bizim Türkiye'de her gün bir, her hafta bir kaos var. Doğru. Ya şimdi örnek Fenerbahçe'nin o 19'da çıkması etik miydi? Değildi. Değildi. Ben yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin Trabzon'da maç bittikten sonra ya Trabzon şehrinde maç bittikten sonra sahanın ortasında sevinilir mi ya? Biz yıllarca maç oynadık orada teknik adam olarak da yardımcı antrenör olarak da. Gerek yok ki bunları. Bazı şeyleri teknik adamlar da çözmesi lazım. Haydi hoca arkadaşlar içeri girin. Demesi gerekiyor. Ya burada tabii o konuda ama hocam futbol vandallarını da unutmayalım. Ya şimdi ben şunu söyleyeyim. Bazen insanlar girdi. Hatalar kendisinde de arayacaklar. Doğru. Yani. Doğru. Haklısınız hocam. Ama ben Trabzon hep söylüyorum. O maç yani değişik başkanlar burada çok önemli roller alması lazım. Teknik adamlar çok önemli roller alması lazım. Takım kaptanları. Ya bak mesela Kastamonuspor Ahmet maçına gittiğimde ya bir seyirci var böyle bir şey olamaz. Seyirci var ya tıp oynadı resmen ya. Ya sen maça gelmiş ama maçı kazandılar. Mesut Hoca'nın bir hareketi var. Hadi içeri dedi. Bak. Ya bu bir tecrübedir yani. Şimdi burada herkes artık çapkasını önüne koyacak. Ben playofflarda ne yapabilirim? Yani artık bu böyle dedi, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Hiç bunlara gerek yok. Ben yine söylüyorum. Eroksport şampiyon olduysa tebrik ediyoruz. Son iki maçta yok şöyle oldu, böyle oldu demeye gerek yok. Benim canlı seyrettiğim Bucaspor'u maçında evet Bucaspor'un iki tane penaltısı verilebilirdi. Ama hakemin takdiridir. Bize göre penaltı ama hakeme göre değil. Ama orada 2-0 kazanan bir Eroksport var. O kadar kontrollü, o kadar sağlam, o kadar güzel oynadılar ki haddini bilerek oynadılar. Bu da nereden kaynaklanıyor? Başındaki teknik adamdan, o işte menajer Umut'tan hiçbir kavga gürültü olmadan maç bitti içeride. Hem Cüneyt Hoca hem Memel Hoca, hem maç öncesi hem maç sonrası öpüştüler bitti. Yani sahada olan sahada kalması lazım. Evet. Gerek yok yani. Öyle. Beyaz grupta da düşen son takımımız Zonguldak Kömürspor oldu. Aslında beklediğimiz bir şeydi. Mert bir iki cümle alayım. Tamam. Kamu yatırımı az olunca hocamızın bahsettiği gibi 1990'lı yıllardaki gücünden çok şey kaybeden Zonguldak Kömürspor çabalamasına rağmen düştü. Düşmeyebilirdi. Şansı vardı. Kritik maçları kaybettiler. İç sahada mağlup oldular. Yani iç sahada çok maç kaybetti Zonguldak Kömür. Dolayısıyla bunun acısını çektiler. Ama ben Zonguldak Kömür'ün 3. ligden tekrar çıkabileceğini, o potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ben de tam tersi. 3. ligden artık Zonguldak Kömürspor'un ne yazık ki çıkamayacağını düşünüyorum. Ya, tehlike bence Bursaspor adına. Bak hocam. Burada bir şey söyleyeyim mi? Ben de size katılıyorum. Çünkü Zonguldak Spor son 3-4 senedir bayağı sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ben geçen sene bir Ankara Demirspor maçlarını izledim. Orada Hakan Başkan da gördük, konuştuk falan akıştı. Çok büyük emekler verdi başkan. Ama başkana bir destek yok.
Yani şehirden var mı bilmiyorum ama maddi olarak da bir destek yok zannedersem. Ve bu sene küme düştü. Allah göstermedi. Şimdi Bursa Spor ne oldu? Türkiye'nin 5. şampiyonu ama 3. lige düştü. Ya koca Bursa şehrinde Bursa'ya sahip çıkacak hiç kimse yok mu ya? Yani sanayisiyle, paralı yöneticilerine, başkanıyla, ne bileyim işte oyuncu grubuyla. Orada Kemal abi var, Kemal hocam var, Kemal Batmaz hocam zannedersem devam ediyor. Yıllarını vermiş futbolcu olarak, teknik adam olarak altyapıya gecesini gündüzüne katan bir adam. Ya bu Bursa Spor nasıl düşüyor ya? Yazık değil mi yani? Şimdi Bursa Spor 3. lige düştü. Belki gelecek sene diyecekler ki yeni bir hedef koyalım. İşte bu transferi açalım, çıkalım. Ya 3. ligde çıkmak o kadar kolay değil. Değil, doğru. Yani 3. ligde çıkmak o kadar kolay değil. Şimdi bu sene çıkanlara bakıyorsun. Kepes, değil mi? Kepes. Adam geç, orada Çağdaş Yazıcı'yı kutlamak lazım. Karaköprü. Batman, Karaköprü, Adana FK. Şimdi bu takımlar... Bu takımların bir ortak özelliği var hocam. Para. Ya paradan ziyade Kepes birkaç sezondur zaten bunu planlıyor. Yani evet. Bu bir sezonda olmadı. Evet. Karaköprü son aynen. İki sezondur evet. Çıkmak için çabalıyor. Geçen sezon olmadı, bu sezon çıktı. İşte Batman düştü çıktı. Batman tam olarak gitti. Hemen düş yani çıkacak kadroyu kurdu hocam. Hemen kadroyu kurdu çıktı. Ben işte Karşıyaka maçına gittim ya 5-1'lik maça. Hı hı. 5-1 deplasmanda Batman 5-1 kazandı. Ya bu nasıl bir takım dedim ben. Sonra kötü gitmeye gittiler. Orada bir benim arkadaşım var. Eski takım arkadaşım Hayrettin Hoca. Aradım onu. Ne oluyor ya dedim ben. Yani o Batman takımı benim izlediğim o gün bir sadece o günlük müydü dedim yani. Ben hatta dedim madem böyle bir kadro kurabiliyorlar neden hani düşmeden önce kurmamışlar bu kadroyu? Bir de akın Batman'ın falan gitti oraya. Yani ben Batman'a kaliteli gittim. Oyuncu. Hacettepe'de hocayken maçlarda oynadık. Batman aynı gruptaydık o sezon. Ya şehir güzel. Tesis güzel. İmkan güzel. Bir de arkanda senin TFO var. Batman petrol yani petrol TFO diyorlar değil mi? TFO var orada. TFO ya o. Yani... Hocam işte düştükleri sezon yoktu. Düştükten ha, yoktu. Sonra doğru. Şey yaptılar. Yani isteseniz şimdi bir de Batman Petrol yıllarca birincilik oynadı yani. Evet. Ben iyi hatırlıyorum o dönemleri. Hatta Ankara Spor'un şampiyon oldu sen. Adana'yı izlemedim şimdi. Adana'yı ya şimdi mesela Ankara Spor, şimdi Ankara Spor Nazilli maçını konuşuyorlar ya. Ya yapmayalım böyle işleri. Bu Türk futbolunu hep yani sekte hocam, vurur. Bunlar konuşuluyor. Ya hiç gerek bunlar yok bunlar. Yapıyor. Ben de diyorum ki gerek yok diyorum bunlara. Yok tabii ki ya yok. Bak ben Mehmet Emin Katipoğlu Başkan'ı çok iyi tanıyorum. Çok da severim. Saygı duyduğum birisi. Ya hayatta böyle işlerin içine girmez, girmez ya. Girmez ya hayatta gerçekten. Ya ne gerek var yani. Bir de şu anda Mehmet Emin Başkan da olsun ya da Mustafa Akkan Başkan da olsun. Ben de yıllardır Ankara'da yaşadığım için çok iyi tanıyorum ben. Ya adamlar Ankara gücünü almak için belki çırpınacaklar. Türk futboluna yıllarca destek vermişler, emek vermişler, maddi manevi harcamalar yapmışlar. E şimdi Nazilli Spor'la beraber kaldık. O zaman kardeşim siz önce kendi işlerinize bir bakmanız lazım. Yani son Damın güzel çok güzel bir lafı var. Türkiye'de lig 25. hafta başlıyor. E şimdi Konyaspor Fenerbahçe'yle berabere kaldı. Bunun altında bir şey var mı? Konyaspor'un puan ihtiyacı var. Ki yani birçoğu sizin eski öğrenciniz dün oynayanlardan. Evet. Yani reklam gibi olmasın da bir baktım Cebrail oyuna girdi. Ahmet Oğuz oynuyor. Soner Dikmen oynuyor, İrfan Can Kahveci oynuyor. Sonra da Ankara'da bazen boş konuşan arkadaşlar var. Bir gün aslında bunları buraya çağırıp burada çok güzel bir program bir yapabiliriz yani. aslında beyaz grubu konuştu. Hızlıca kırmızı gruba geçelim. Evet geçelim. Süreler alıyor. Kırmızı... Bu arada da burada da benim memleketimin takımı da düşmüş Kırşehir. Evet hocam ya, Kırşehir. Hocam evet ya. Gerçekten. Onlar ama Kırşehir de... hocam Altın Ordu'yla böyle bir bayağı bir 6-7 hafta savaştılar ya. Altın Ordu mağlubiyeti sonrası tamamen Kırşehir için lig bitti. Ben hep şunu söylüyorum. Futbolun içine gelen insanlara bırakacaksın bu işleri. Öyle. Doğru. Şimdi kırmızı grupta puan tablomuz gelmeden önce maç sonuçlarımız geldi. Maç sonuçlarımızı hızlıca geçelim arkadaşlar. Hatta puan tablomuz gelsin sonuçlardan ziyade. Evet Ahmet Sportif Faaliyetler 81 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Kastamonuspor'da 78 puanla ikinci oldu. Öncelikle buradan Ahmet Sportif Faaliyetleri tebrik ediyoruz. İkincilik evet, futbol dosyası olarak. Şampiyonlar Ligi grubundan şampiyon çıkmak çok zor bir işti. Gerçekten Diyarbakır şehrine bu şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. İki sezondur yakından takip ediyorum. İki sezondur izliyorum ben de Ahmet Sportif Faaliyetleri. Hep Ahmet Sportif için şey diyorduk hocam. İşte playoff'a kaldığında hani
olmuyor. İşte playoff fobisi var. İşte şampiyon çıkması lazım bu takımın diyorduk. Ve şampiyon çıktı. Bir de bu takımın yani tabii ki başkan, yönetim, teknik adam, futbolcu grubunu tebrik ediyoruz. Ama burada en büyük tebriki hak eden taraftarı. Evet. Yani 35 bin kişi. Ben Diyarbakır Spor'da futbolcu olarak oynadım bir yıl. Ben açıkça söyleyeyim Ahmet Spor'un lige çıkması Diyarbakır şehri için çok büyük bir güzel oldu. Birincilik yani, yakışır ya. Yani, süper. Hatta hocam kesinlikle. Şu anda direkt birincilikte de biz misafiriz. Süper Lig'e gitmek istiyoruz diyor yani herkes. Bak, evet Erok Spor için de bunu söylüyorum. Bunlar evet. için de bunu söylüyorum. Yani her iki takım da yani belki 1-2 sene içerisinde hadi 3 sene diyelim içerisinde Süper Lig'e geliriz de kimse şaşırmasın. Yakışır hocam ya. Kesinlikle yakışır. Yani gerçekten. Hem Ahmet Spor'a da Erok Spor'a da. Çünkü bu imkan var bunlarda. Hı hı. Ya şimdi stadı görüyor musunuz Ahmet Spor'un? 35 bin kişi şampiyon olduğunda sahaya girenlere bir bak. Evet. Bir de taraftarın. Ya bir de mesela bazen stadyumun konuşuyorlar ya boş boş hocam. İşte konuşan çok insanlar var. Yani geçen gün baktım Barış Manço'nun müziği çalıyor. Hı hı. Ne güzel bir şey. Bir de Aziz Başkan orada şehri ve ligi, halkı Türkiye'ne birleştirdi. Yani bunu çok güzel yaptı Aziz Başkan. Ben onu da kendisini buradan kutluyorum. Hem yaptığı sosyal medyadaki yorumlar, paylaşımlar, yani Mesut Hoca'nın yaptığı, takımın yaptığı. Yani bunlar güzel işler. Yani Ahmet Spor takımı hep millet farklı evet, konuşuyordu. Gerek yok yani bunlara. Ama gerçekten Aziz Başkan çok evet, fair play. Yani açıkça söylüyorum ben bunu. İnsan hani herkesle ya şehrine davet ettiği her kulüp başkanı geldiğinde evet. mükemmel ağırlandı. Bak bugün bir açıklaması var mesela. Yani şampiyonluk kutlamasını şehrimizi yorduk. İşte adam kimi kastediyor? Polisi kastediyor, halkı kastediyor. Yani biz kendi aramızda bir şampiyonluk kutlayalım. Yine tekrar böyle yani kalabalık bir grup olmasın şehir. Yani herkes evine gitsin gibi. Adam güzel işler yaptı. Bir de Ahmet Spor şampiyonluğu hak etti. Hak etti. Devre arasındaki yaptığı hamleler çok güzeldi. Şimdi Iğdır Spor sezon başı almadı oyuncu kalmadı. Ben bir gün Alagöz Başkanı dedim. Başkanım sen herkesi alıyorsun dedim. Her sene 4 hoca değiştiriyorsun. Ya şimdi Metin Hoca'nın oradan ayrılmasını da ben hiç anlam veremiyorum ya. Metin Hoca orada kalsa belki playoff'tan çıkaracak tecrübesiyle. Iğdır mı diyorsun? Yani Iğdır'ı. Ama işte orada bazı şeyler kopmuştu değil mi yani Mustafa Hocam? Ya yani ne koptuğunu bilmiyorum ama. Konuşabildiniz mi Metin Hoca ile hocamla? Konuştunuz mu hocam? Konuştum. Metin Hoca'yla çok konuştum. Ama bu konulara girmedik. Kahve içtik sadece. Neredesiniz kahveyi? Neyse marka vermiyorum. Biliyoruz zaten. Yok biz Metin Hoca'yla yani o kafede buluşmuyoruz. Nerede buluşuyorsunuz? Bizim yıllardır oturduğumuz 7. caddede bir kafe var orada. Yıllardırsa o zaman başka bir yer. Evet, tamam onu bir şey program yani ben şunu söyledim bak Ahmet Spor hak ederek şampiyon oldu. Burada da Kastamonu Spor'un öndeyken 7 puan öndeyken işte kötü gitmesi geriye düşmesi. Bak orada da Ahmet Spor maçında mesela Cengiz Başkan sahaya girdi mikrofonu aldı. Benim canlı seyrettiğim maçta. Kesinlikle işte hiçbir tane olayın olmasını istemiyorum. Kötü tezahürat istemiyorum. Bunlar güzel işler bak ben başkanı da tebrik ediyorum yani. Ya böyle olması lazım ya. Ya biz hep ne biliyor musun? Biz hep bir kaos. Evet. Hep bir gerginlik. Hocam ya. Kaostan besleniyoruz yani, biz. Ben şimdi şunu söylüyorum. Yani hep konuyu ben Etimeskut'a getiriyorum ama şöyle üzülerek Ankara takımının düşmesini istemedim yani. Maalesef çok. Şimdi 10 dakika uzatma var. Öbür maç bitmiş. Devince maçı değil mi? Burada 10 dakika sen 10 dakika içinde de bir gol atamıyorsan o zaman sen düşmeyi hak etmişsin. Yani kusura bakma hiç kimse gönül koymasın. Şimdi ben çıktıktan sonra da beni arayabilirler. Ben net cevap veren bir adamım yani. Benim yani hiç kimse de düşündüğüm şöyle tarafım kurulmuş, yok yani. Gerçekten HDP evet. kurulmuş takımın sezon başı. Sezon sonunda düşmesi yani akıl alır gibi bir şey değil gerçekten. Evet. Çok üzüldük hepimiz. Evet, ben çok sinirliyim ben de açıkçası. Bir Ankaralı teknik adam olarak Ankara'nın hiçbir takım düşmesini istemem. Ankara takımı yani Etimesgut düştüğü için çok üzgünüm. Çünkü sezon başı çok büyük harcamalar yaptılar. Evet çok büyük hedefe kadro kurdular. Ama yine söylüyorum alınan varsa da bana telefon açabilir. 3 hafta kala zannedersem de Metin Başkan geldi. Metin Başkan geldi ben ziyaret ettiğimde çocuklarına güzel toplantılar, kahvaltılar, ödemeler, primler. Ama sen de artık içerideki oynayacağın bir maçı bazen maçı futbolcu kazanacak. Ama senin yaptığın kadro planlaması yanlış. Bak teknik adam arkadaş hiç yanlış anlamasın. Onun da suçu yok tekrar onu getirmelerinde. Sen oraya o son 3 maçı kaldıracak bir tane tecrübeli bir oyuncu hoca getireceksin.
Yani tribünde maç yöneterek olmaz. Tamam, Emrah Yıldız kenarda kulübede ama Emrah Yıldız 3 hafta önce Gençler Birliği, sonra Hacettepe, sonra Etimesgutoğlu. Bu da yanlış yani. Bu çizgi de yanlış. Yani herkes diyordu ki biz NAS'a düşmeyiz. Abi şu futbolu görüyor musun? İlk yarılar bittiğinde ihtimal vermiyordum. Ne yalan söyleyeyim, hiç beklemiyordum. Doğru. İlk yarılar bittiğinde biliyorsunuz hocam belediye önce düşüyordu. Evet. Etimesgut yukarıdaydı. 90. dakikada Berat attı, Derince kaldı, Etimesgut düştü. Derince'yi bu kadar... de ben tebrik ediyorum. Aynı şekilde Hacettepe için de geçerli bu yani. Hı hı. Tabii. Yani Hacettepe'nin başkanı benim arkadaşım. Ben Hacettepe'nin eski teknik direktörüyüm. 3 yıl çalışmışım. Hı hı. Ya gel Mustafa Hoca bir takım yanında ol, bir abilik yap diyebilirdi. Bir sahaya çıkalım demedik ki. En azından biz de bir oturduk, konuşurduk, bir toplantı yapardık. Niye Hacettepe düştü? Yazık değil mi yani? Sezon devre arasında Mehmet Akgüz'ü aldılar benim bildiğim kadarıyla. Dünya kadar para verdiler. Mehmet ben Akgüz olsaydım almazdım. Almazdım yani. Çünkü Mehmet benim hatırladığım kadarıyla yaşı bayağı var yani. 88'de olması lazım herhalde. Yani gerek yok bunlara. Şimdi Etimesgut takımı Isparta maçını seyrettim ben. Ve ben o gün bazı hoca arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ya Etimesgut hep böyle oynuyorsa bu Etimesgut küme düşer dedim. Bir de senin içerideki avantajını ev sahibisin, taraftar da gelmiş. Sen bu avantajını kullanamadın. Ne yazık ki. İkincilikte kaç takımımız kaldı Ankara'da? Ankara Demirspor ve Ankara Spor. O da belki birisi çıkacak. 38 yaşındaymış hocam Mehmet Akgüz. 86'lı. Yani ben 2 yaş daha üşütmüşüm kendisi. Bugün de yardımcı antrenör olmuş. Futbolcu olarak mı gelmişti Mehmet Akgüz? Tabii futbolcu olarak Hacettepe'ye geldi. Şimdi gerçekten ben direkt yönetici şey hani. Şimdi Sakaryaspor'a yardımcı antrenör oldu Coşkun Hoca'nın yanında. Yani 38 yaşındaki bir zaten bizim Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Futbolu bırakan hemen teknik adam oluyor. Ona hocam, ben de karşıyım. Hocam bir lisansı falan yok mu bu işin ya? Hemen var. Bırakır bırakmaz var. Olabiliyor mu öyle? İşte A diploması olan adamı süperlikte teknik direktörlük yapıyor. B diploması olan bile yaptı süperlikte. A lisansı almak basit bir şey. Kaç günlük kursta alınıyordu hocam A? Ben 3 dönem gittim pro'yu almak için. O pro. A lisansı. A lisansta da biz 2 kere gittik. 1 ay gittik. 1 ay. 1 ay. Pro lisans zaten sayısı çok az Türkiye'de. Kaç kişi de var acaba? Şu anda çoğu 300 küsür diye tahmin ediyorum. Hocam gün, sizin de vardı değil mi? Tabii benim prom var. Bir gün rahmetli İlhan Başkan aradı. Alan duruşuna yatırsın. Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki oğlum dedi ben bir hocayla anlaştım dedi. Diploması yok dedi. Sen de diplomanı verirsin dedi. Onun yanında da çalışırsın dedi. Hmm. Ben dedim ki takımı bana niye vermiyorsun dedim ona veriyorsun dedim. Bunun diploması yok. Benim diplomam var. Hoca kim dedim? Sergen dedi. Ben vermiyorum diplomamı dedi. Vermedi. İyi yapmışsınız hocam. İyi yaptınız hocam. Ya yani inşaat mühendislerine yapılan gibi işte. Diploma kullanmak da moda. Ama şimdi çok kolay ya. Bir telefondan herkesi yere teknik yapıyorlar. Gerçi evet. Onu. Kolaymış yani. Tabii, telefonu kaldırıyorlar. Ya ben işte Mustafa'yı gönderdim. Size hoca olsun. İnan basında da öyle hocam. Televizyon dünyasında da öyle. Evet. Benim Süper Lig'de mesela benim bir takım aradı. Geçen hafta içinde. Yani ben çok sevindim arayan başkanımıza da. Dedim ki ama benim imza hakkım yok dedim. Gelemem dedim. Hızlıca kırmızı grupta playoff'u değerlendirelim mi Mert'ciğim? Bir iki cümle Ahmet'le Kastamonu'yu edeyim. Ahmet Spor dediğin gibi misafirleri çok güzel ağırladı. Gittiği yerde hiç saygısızlık yapmadı. Ve biz de onları ikinci ligde güzel ağırladık. Birinci ligde yolları uğurlu olsun diyorum. Ahmet Spor bir camiadır. Şöyle bir anekdot bahsetmek isterim. İki grupta Nurgül 8 takımı, düşen 8 takımı, 7 tanesi şehir takımı. Camia takımı. Ahmet Spor da bir camia. O da kaybettik. Aslında ikincilik bir güç kaybetti. Camia olan takımlar gitti. Bir bakıma buna sevinilmez ama Altay ve Giresun'un önümüzdeki sene aramızda olacak olması ve onları konuşacak olmak da iyi. Tabii Giresun ne bence kadar... Söylediğin iki takım oradan da düşer. Düşebilir hocam. Ya Giresun Spor için eminim. Hatta basın toplantısında işte o gün girdim. Hocaya da sordum. Umudu yok. Giresun Spor hocasının. Seneye de fındık alayım diyor. Giresunlu yöneticilerden herkesten ama bir şey alıyorum. Ama Altay kurtarabilir. Altay belki toparlar bir şey olur. Göztepe'ye nasıl sahibi oldu? Altay'ın da belki bir sahibi olabilir. Kastamonu Spor'la da ilgili şunu söylemek isterim Nurgül. Fırat Gül başa geçti. 12 maç, 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
Fırat Hoca o kan değişimi sonrasında Kastamonuspor. Onlar da ligi ikinci bitirdi. Playoff finali oynayacaklar. Bu grupta da benim favorim Kastamonuspor. Ama Plase Erzincanspor'un genç, dinamik ve futbolunu da beğeniyorum. ABC planları var. Erzincan sürpriz yapabilir diye bir düşüncem var. Playoff hattında ki onlar da Menemen'le oynayacaklar. Kurt Hoca, Yılmaz Vural karşılarında olacak ama Erzincan burada sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Ama genel itibariyle bu gruptan da Kastamonu çıkacağına inanıyorum. Kastamonu Van finali, mükemmel bir final, son takım belirlenir diye bir tahminim var. Tutarsa klip yaparız. Kim gider birinci lige? Kastamonu Van mı? Penaltılar belli olmaz. Yani taraf tutmuş gibi olmayayım ama Van Spor diyorum. Allah Allah. İlahi adalet olsun. Kastamonu'yla Van mı oynar diyorsun? Evet. Çıkma maçı. Evet. Bence iki takım da olmaz orada. Öyle mi diyorsunuz hocam? Unutma bu lafımı. Erzincan ne diyorsunuz bak, hocam? Neden biliyor musun? Neden benim hocam? Seyrettiğim Kastamonu takımı, yani ben bilmiyorum ya o gün öylelerde. Yani Kastamonu takımı böyle şey takım olarak görmedim ya. Hoca takımı ama yani hocam. Yani. Bilemem yani. Ben inşallah yanılırım ama ben buradaki mesela buraya baktım şimdi burada Iğdır. Yani playoff'ta tabii yani onların Iğdır, da şans var. Bak, ben playoff'ta Erzincan'ı daha önde görüyorum. İşte bak Plase. Nurgül. Erzincan'ın da bak Erzincan koşan mücadele eden takım. Hı. Beğendiğim bir takım. Erzincan da hep playoff'a geldikten sonra durur bir maç, iki maçtan sonra duruyor. Yani burada Menemen takımı var, Buca takımı var, Iğdır takımı var, Trabzon takımı var, tamam Van var ama ben başka takımlar gelir diye düşünüyorum. Hocam peki siz kafanızda oynayın bakalım şu playoff'u. Biz oynadık hocam. Siz ne diyeceksiniz? Sonra bak, da ben oynayacağım. Ben burada bir konu var onu söyleyeyim. Buyurun. Demin Bursa Spor için çok üzüldük ya. Hı hı. Yılların takımı Denizli Spor'da düştü. Evet öyle. Üçüncü lige. Özcan Hoca'ya geçmiş olsun. Yani demek ki bu kulüp, yani Özcan Hoca da bana göre fedakarlık yaptı gitti oraya. Kesinlikle bak. Hocam. Kimse gitmez. Yani mi? Belki Özcan Hoca, yani o Denizli'den gelme. Zannedersem Özcan Hoca Denizli'de olması Denizli. Lazım. Denizli. Yani Denizli Spor takımına ya da Bursa Spor takımına bu şehir nasıl sahip çıkmaz ya? Örnek Zonguldak takımı, yılların takımı bunlar yani. Yazıklar olsun ya gerçekten. Ya ciddi diyorum ya. Bunlar üzücü çok üzücü ya. Şeyler ya. Ya ben şimdi... Ya şöyle bir bakıyorum. Biz Ankara Gücü'ne düştüğümüzde bizim bir pazar maçımız var. Yani ikinci ligdeyken. Ya bir yağmurda o hakem arkadaş bir o maçı oynattı. Umut Dayır penaltıyı kaçırdı. Sonra biz 1-0 mağlup olduk geldik. Bizim bir yönetici dedi ki biz niye bugün mağlup olduk dedi. Sen ne konuşuyorsun dedim ya. Bak açıkça söylüyorum ya. Sen ne konuşuyorsun dedim ya. Sen gideceksin diyeceksin ki bu havada bu maç oynanmaz. Derenin kenarında oynadık biz pazarda. Pazarda hava çok kötü olur hocam. Zemin ya sen ne diyorsun? Ya şimdi Denizli Spor takım küme düşmüş. Hiç üzülen yok ya. Bursa Spor Allah göstereyim. Bir de oradan düşerse ne olacak? İyice kaybolacak. Eskişehir gibi amatöre kadar. Işte Eskişehir Spor'u gördün. İkinci takım olarak da çıkamadı ya Eskişehir Spor. Şimdi ikincilere bir şans tanımışlar. Playout mu playoff mu ne bir şey oynayacaklarmış. Yine bir maç oynayacaklarmış. Eskişehir Spor 2'de de yok. Bak, ama evet. Bu tarafa geldiğimizde ya maçlara baktığımızda biz... Demin sen dedi kafanda oyna diye. Şimdi bak Trabzonspor, Ankaraspor. Yani Iğdır, İskenderunspor. Bak hiç İskenderun'da konuşmuyoruz. Aslında onlar da başarılı bir takım yani playoff'ta. Başarılı hocam. Ya şimdi Erzincan Menemen oynayacak. Buca Mersin oynayacak. Buradaki tek maçlardan sonraki kazananlardan sonra bence oynamak lazım. Yani bir de... Önce bir ilk tur geçsin. Yani şimdi mesela ben Kastamonu takımını seyrettiğim için söylüyorum. Yani Kastamonu seyircisi hep öyle oturacaksa, maç seyredecekse, çekirdek çitleyecekse o zaman Kastamonu Spor'un işi çok zor. Belki de hocam daha demin sözünüzü kesiyorum. Denizli'yi konuştunuz ya. Denizli'nin düşmesindeki paylardan birisi de çekirdekçi tayfa olabilir mi? Ya olabilir abi, niye olmasın? Yani şimdi burada ya yazık günah oluyor Türk futboluna ya. Ya şimdi Iğdır Spor mesela 2 senedir dünya kadar oyuncu almadı mı? Evet. Aldı. Üçüncü ligde de Süper Lig'den bile oyuncu aldı. Evet. Şimdi bu sezonda bir sürü oyuncu aldı ama bir bak kaç hoca değiştirdi. Oyun için planlama yaparken doğru yapmak lazım. Ya hep ben diyorum ya hocalara 2 tane imza hakkı veriyorsun. Başkanlara 10 tane veriyorsun. Evet. Bu bence böyle olmamış. Şimdi mesela 1. Lig'e gel bu hafta.
Urfa Spor küme düşme oynuyor. Adana Spor küme düşme oynuyor. Tuzla küme düşme oynuyor. Şimdi Urfa içeride Manisa'yla oynuyor. Kağıt üstünde yeniyor. Adana Spor içeride Bandırma'yla oynuyor. Bandırma Spor ikinci için, playoff için oynuyor. Öbür taraftan Gençler Birliği Tuzla'ya gidiyor. Tuzla'yla oynuyor. Gençler Birliği eğer bu hafta gibi oynayacaksa işi çok zor Tuzla'da. Bir de Bolu var alttan gelen. O zaman gelen. Kim düşecek? Herkes yenecek. Urfa düşecek. Şimdi buraya da geldiğin zaman, bizim ligede geldiğin zaman biz koca bir sezonu konuşmuyoruz. 3 hafta kalan olayları konuşuyoruz. Gerek yok ki bunlara o zaman. O zaman sen işini sağlam tutacaksın. Hesabını iyi yapacaksın. Yazarken çizerken Yılmaz Vural dedi ki oğlum mıstık hiçbir zaman tükenmez kalemle yazma. Silmesi olmaz. Kurşun kalemle yaz bir de silgi taşı derdi. O zaman hesabını kitabını iyi yapacaksın. Biz Türk futbolunda millet neler yapıyor? Dün Dortmund maçında hakem düdük çalmıyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Düşen kalkarak koşuyor hakem faul vermeyecek. Biz bir düşerken hemen hakeme dönüyoruz faul versene diyoruz. Bir de bizim ikincilikle görmediğimiz neler var belki. Yayın yok şu yok bu yok falan filan. Doğru. Yani son 6-7 haftaya kadar. Yoktu. Ya. Yayın yoktu hocam. Bilebildiğimiz bakın, kadarıyla bir şey söyleyeyim telefonda mi? Ne öğrendiysek. Bak ben geçen hafta yine İzmir'deydim. Ben Karşıyaka Hacettepe maçı vardı. Bilerek gitmedim maça. Buca Eurok maçına gittim. Ya Karşıyaka'nın taraftarını gördüm. Zaten Batman maçında da gördüm. Daha önce benim karşılıklı oynadığımız maçlarda da biliyorum ben Karşıyaka taraftarını. Ya böyle büyük bir camia, bu kadar büyük bir taraftar kitlesi olan bir takım. İçeride Anadolu takımına mı? Anadolu Üniversitesi mi? Anadolu Üniversitesi'ne elendi. Ya elendi. Bir de sezon başı bu takım bir para harcamış, bir kadro yapmış. Evet. Batman maçını 5-1 kaybettiklerinde biz 3-5 arkadaş orada da yöneticilerle bir yemek yedik bir yerde. Ya siz dedim yıllarca transfer yasanız vardı. Siz kadro planlamasını yapmamışsınız. Bugün Batman'dan 5 gol yiyorsan senin playoff'a ya da bir üstüne çıkma şansın yok dedim ya. Hatta orada yöneticinin bir tanesi bana çok büyük tepki gösterdi. O zaman yazık değil mi o taraftara? 15 bin kişiye oynuyorsun, kazanamıyorsun. Yani o yüzden hep söylüyorum bak burada şimdi Kastamonu. Geçen sezonda çok güzel bir kadro yaptı. Şimdi Iğdır. Bir de bu gruba Şampiyonlar Grubu Ligi grubu evet, diyorlar. Evet öyle. Ama bak burada kim çıktı? Geriden gelerek Ahmet çıktı. Evet. Ama nasıl çıktı? Mesut Hoca'yı aldı tecrübeli. Başkan doğru işler yaptı. Ödemeler zamanında yapıldı. 35 bin kişi arkasına aldı. Çektar'ı aldı ben sezon başı beraberdim. Bir de Mertcan'ı aldı. Bir de kaliteli santrfor var. Orta sahada Serkan diye bir oyuncu var. Yıllardır bu liglerde oynayan bir oyuncu. Stoper Adem var. Kalecileri çok kaliteli. Ne böyle olunca da şampiyon oldu. Kırmızı grupta da playoff hattı oluştu artık. İlk tur maçlarından sonra ikinci tur maçlarında. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Burada buyurun. Isparta takımla ne oldu ya? Isparta hocam yani İskenderun'la yarış halindeydi. Son 5 hafta kaç tane gol yedi ya? 5-0 var, 6-0 var. 7. Orada benim bir oyuncum var. Burada Ankara'da da burada Etimesgut'u seyredik 1-0 yendiler ya. Yiğit diye bir oyuncum var. Çok düzgün bir çocuk. Hocam dedi burası çok güzel bir kulüp dedi. Biz büyük bir ihtimalle playoff'tan çıkarız dedi. Playoff'a giremediler. Evet. Hocam işte ne oldu bir anda belli olamadı onlara ya. Bir aynen kayboldular. Biz de anlamlandıramadık. Etimesgut düştü ne yazık ki. Derince kaldı. Derince'yi de buradan yine tebrik edelim. Sarıyer düşer mi düşmez mi diyorduk. Onlar da kaldılar. Tahminimiz tuttu Nurgül. Düzce düştü ya. Ya Düzce ne yaptın sen? Çok üzüldüm. Yara Düzceliyim dediğim gibi. Neyse ama bir şey burada, bak burada Etimesgut kendi yanlışlarından dolayı düştü. Doğru. Ama hocam 4-5 Derince haftadır söylüyorum. Derince Belediyespor'un başkanı biliyorsunuz eski menajer Erdin Şehit. Adam kurt adam. Hoca Taner Gülleri. Yani kurt adam. Son bir iki cümlenizi alayım çünkü. Çok güzel bir bölümdü Nurgül. Seninle olmak, bu programı paylaşmak çok keyifli. Mustafa hocam renk katta her zamanki gibi TV6 ailesine ve tüm ikincilik futbol severlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sezon finalimizi yaptık ama yayın içeriklerimiz YouTube'da devam edecek. Önümüzdeki sezonda dilerim yine bu program devam edecektir. Herkese selam, sevgiler. Teşekkür ederim hocam size katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Ben şampiyonları tekrar kutluyorum. Düşenler adına üzülüyorum. Ama futbolda bunlar var. Yeni gelen takımlara da
Hayırlı olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. İkincilik futbol dosyasında sezon finali diyoruz. Gelecek sezon görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akkoç Lojistik'in sunduğu ikinci lig futbol dosyası sona erdi.